Merhaba dostlar. Bugün Güç Yüzükleri dizisinin ikinci sezonunun ikinci bölümünü spoilerlı bir şekilde inceleyeceğiz. Hazırsanız Orta Dünya'nın derinliklerine bir kez daha dalıyoruz. Dizinin epik bir açılışla başlayan ikinci sezonu bu bölümde temposunu biraz düşürerek hikayeyi derinleştirmeye odaklanıyor. Bu bölümde Meteor Man olarak bildiğimiz gizemli istarın akıbetine dair daha fazla ipucu ediniyoruz. Özellikle Rune'da karşılaştığımız başka bir istar izleyicinin ilgisini çekiyor. Bu istar Meteor Man'in aksine güçlerinin tamamen farkında ve Rune'da yönetimi ele geçirmiş durumda. Her şeyin farkında olan bu istar Sauron'un izini sürüyor. Onun kötülüğe olan eğilimi ve gücünü bilinçli bir şekilde kullanması bu karakterin Saruman olabileceğine dair güçlü ipuçları sunuyor. Bu sezon senaristler gizemli büyücünün gerçek kimliğini açığa çıkarmaya kararlı görünüyor. En dikkat çekici ipuçlarından biri fragmanlarda gördüğümüz gizemli büyücünün Tom Bombadil ile yaptığı konuşmada "Sauron'la yüzleşmek benim görevim mi?" diye sormasıydı. Valarman ve Vevarda'nın mayası olan Olorin, yani Gandalf, Orta Dünya'ya gitmek istemeyen tek mayaydı ve Sauron'la yüzleşmekten korkuyordu. Bu sahne, gizemli istarın Gandalf olma teorisini destekler nitelikte. Ayrıca kanalımızda yakında İstari ve Gandalf'ın hikayesini derinlemesine anlatan bir video da gelecek. Bu bölümde en çok etkilendiğim sahneler Sauron'un zekasını ve kurnazlığını sergilediği anlar oldu. Halbrand formunda tekrar Celebrimbor'un yanına dönen Sauron, çeşitli hilelerle kendini ona yeniden kabul ettiriyor. Ardından anlatar kimliğini ortaya çıkararak Celebrimbor'u tamamen etkisi altına alıyor ve onu normalde asla yapmayacağı bir şeye, yani güce tapan ve yozlaşmaya meyilli insanlara yüzük yapmaya ikna ediyor. Halbrand'ın elf yüzüklerini dövmesinin ardından Sauron'un tekrar Celebrimbor'a kendini anlatar olarak nasıl tanıtacağı merak konusuydu. Ancak burada senaristler gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Sauron'un kurnazlığını ve zekasını kullanarak bu olayı bağlamaları sahneye ayrı bir derinlik katmış. Anlatar formuna bürünmüş Sauron'un Celebrimbor'un zayıf yönlerini kullanarak onu yönlendirmesi gerçekten etkileyiciydi. Özellikle anlatarın "Artık Feanor'un gölgesinde kalmayacaksın ve yüzüklerin efendisi olacaksın" diyerek Celebrimbor'u manipüle etmesi sahneye ayrı bir derinlik katmış. Son olarak bölümün başında Galadriel, Gil-galad ve Círdan'ın yüzüklerle olan ilişkisine tanık oluyoruz. Bu yüzüklerin en kararlı zihinleri bile nasıl etkisi altına aldığını görüyoruz. Galadriel ve Gil-galad yüzüklere temkinli yaklaşırken gemici Círdan'ın yüzüğün cazibesine kapılmaya başladığını fark ediyoruz. Bu durum yüzüklerin gücünün ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. A sharer of gifts.